Her an kendi yaydığınız titreşimi değiştirerek andan ana bir başka hayata başlayabilirsiniz. Bilinç de bilinçaltıda nerede olduğu hala %100 tespit edilememiş kavramlardır. Maksimum %12 bilinçliyiz. %88 atalar, genler, korkular, kök inançlar. Yani biz geçmişi buraya getirmiyoruz. Buradan geçmişi çağırıyoruz. Yani iyileşme tam anlamıyla gerçekleşmemiş oluyor kuşaklar altında. Acaba Hitler Agartha'nın haritasını Freud kanalıyla vermiş olabilir mi? İnsanın gücüyle Agartha'nın gücü aynı ise, aynı titreşimde buluşuyorsa acaba biz hiç farkında olmaksızın Agartalılarla daha fazla etkileşimde yaşıyor olabilir miyiz acaba? Biz iki boyut üst üste olabilir miyiz acaba burada? Hani yerler ve gökler, yedi katlar, yedi boyuttan bahsediliyor olabilir mi? İşte Piri Reis belki de o titreşimle beraber Agartha sırrına vakıf olmuş. Maddeyi manaya çevirdiğimiz zaman kişi iyileşir derler. Makrodan çıkan insan da aslında bir ve tek olandır. Yani Yaradan'la arasında artık perdesi kalmayandır. Ezber Bozan TV'den merhabalar. Yayınlarımı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bugün aile danışmanı, Real Life sistemi kurucusu Zeynep Dündar'la beraberiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Merhabalar Hakan Bey, hoş bulduk. Nasılsınız kıymetli hocam? Çok teşekkür ederim, çok teşekkürler. Bu esnada tabii ilk programımız olması vesilesiyle ben bir kez de buraya hem davet edildiğim için teşekkürlerimi hem de burada var olmanın ben de herhalde duyguları sizinle paylaşmak isterim. Sizi yıllardır takip ediyorum Hakan Bey. Ezber bozan hakikaten benim de yapmaya çalıştığım ezberleri bozmak manasında o uyanışa geçen, bilince farkındalık kazandırmak noktasında çok kıymetli yayınlar yapan çok güzel bir kanal. Çok uzun yıllardır takip ediyordum. Çok teşekkür ederim. Burada olmak çok büyük bir şeref. Bir arayız hocam. Ne güzel, ne mutlu hepimize. Hocam bugün çok enteresan bir soruya cevap arayacağız. Yani şöyle soracağız. Her an hayatta yeniden başlamak mümkün mü? Yani her an hayata yeniden başlamak mümkün mü diye soracağız. Biraz bilinçaltı inanamayacaklar ama Agartha'dan bahsedeceğiz. Hocam ilk sorumuzla başlayalım. Hayata her an yeniden başlamak mümkün mü Zeynep Hocam? Hakan Bey, insan her an yeniden yayın yapıyor. Aslında hayata yeniden başlamak bir bakıma elinizle arabayla yolda giderken radyo kanalını değiştirmek gibi bir şey. Siz nasıl her an radyonun kanalını değiştirebiliyorsanız, bir şarkıdan başka bir şarkıya, bir frekanstan başka bir frekansa geçebiliyorsanız, işte hayatta da her an kendi yaydığınız titreşimi değiştirerek, kendi frekansınızı değiştirerek, andan ana bir başka hayata başlayabilirsiniz. Bu gerçekten mümkün. Peki hocam, bu noktada bilinçli yaşamaktan bahsediyorsunuz genelde konuşmalarınızda. Bilinçli yaşamak nedir hocam? Bilinçli olmak, fark etmek ve uyanmak demektir. Bizler bilinçli zihnimizde var olduğumuzu zannederiz. Ancak bilinç hala bilim adamları tarafından çok büyük bir muammadır. Bilinç de bilinçaltıda, vücutta veya beyinde nerede olduğu hala %100 tespit edilememiş kavramlardır. Buna inanabiliyor musunuz? Hepimiz bilinçten, bilinçaltından bahsederiz. Buna rağmen 2017'de bilincin nerede olduğuna dair bir takım güzel fikirler ya da kanıtlar bulmuş olmasına rağmen hala dört dörtlük, %100 kimse bilincin beyinde nerede olduğunu söyleyemez. Bununla birlikte bilinçaltının da nerede olduğu bilinmiyor. Bu sebeple işte bilinçli olmak ne demek yerine geldiğimizde bu kavramı düşündüğümüz zaman bir yandan da soyutu açıklamaya çalıştığımızı da fark etmeliyiz. Soyut olan şey şu, bilinç de soyut, bilinçaltı da soyut. Peki ya uyanış? Peki ya fark ediş? Bunlar da soyut kavramlar. Biz eğer bu hayatta var olduğumuzu fark edersek, yaşadığımızı, nefes aldığımızı, niye burada olduğumuzu, ne çektiğimizi, ne yaydığımızı, neyi aldığımızı, neyi verdiğimizi fark edersek o zaman bilinçli oluyoruz. Peki bilinçli miyiz? Değiliz. Hakan Bey, bilinç ve bilinçaltı fark edilememiş, %100 tespit edilememiş olmasına rağmen birçok teori var. Bir tanesi zihin teorisi. Sizinle özellikle ezber bozan içerisinde bu bilgi üstünden gitmek istiyorum. Zihin teorisine göre insan yaşamını %12 düzeyinde bilinçli, %88 düzeyinde de bilinçaltından aldığı verilerle, direktiflerle yönetiyor. Yani biz zannediyoruz ki hayatı biz yönetiyoruz, çok bilinçliyiz. %12 en fazla, maksimum %12 bilinçliyiz. %88 atalar, genler, korkular, kök inançlar, bir gün bir yerlerde duyduklarımız, gördüklerimiz, rüyalarımız, sezgilerimiz %88'in içinde. O yüzden bilinçli olmak ne demek? Aslında bilinçli olmak
buzun altındaki buzdağının da farkında olmak Farkında işte. olmak. Değil mi? Yalnız şöyle de bir şey var Zeynep hocam. Sorumluluktan sürekli kaçıyoruz. Zira günümüzde hani oldukça moda atalardan gelen travmalardan dolayı böyleyim ben diyorsun. Tamam mı? Hani atalara ve travmalara giydirebilirim. Atalardan gerçekten gelen şeyler insanın yaşamını nasıl etkiliyor? O noktada böyle sorayım. Amerika'da bu konuyu çok araştırdım. Şimdi Türkiye'de genel olarak bildiğimiz bilgi, evet insan epigenetik olarak gen içindeki RNA molekülünde olan hafıza geninde 7 soyluk ata, yani 256 kişinin hatırasını taşır. Bu Türkiye'de bilinen yaygın bir bilgidir. Bilim camiası da yine aslında bunu epigenetik kısımda kabul eder. Fakat burada yapılan araştırmalarda fare deneyleri yapılıyor ve aslında bir canlının 80 soyluk atasal genetik hatırayı bedeni içerisine taşıdığı epeyce ispat edilmiş durumda. Şimdi 80 soy dediğimiz zaman Ağır Hakan Bey, ya hocam. Adem'e kadar gider. Çok ağır. Neredeyse. Evet. Yani 80 soyun permütasyonu çok büyük. Buyurun. Sen soy öncesinde halledemedim. Ben de bugün sen yüzleşiyorsun. İsyan edersin. Efendim, ben aslında atalardan gelen yüklerle yüzleştiğimizi düşünmüyorum. Onu şimdi açıklayacağım ama yükün ne kadar büyük olabileceğini ya da nasıl bir permütasyon olabileceğini söylemek istedim. Şimdi bakınız, Hakan Bey biliyorsunuz bir Türkiye'de büyük bir kurtuluş mücadelesi verdik. Üzerinden de çok zaman geçmedi efendim. Aşağı yukarı 100 yıl geçti. Yani 100 yıl önceki atanız bu sizin 3 dede öncenize gider. Çok yakın aslında değil mi? Ben size 80 dede önceyi söylüyorum çünkü. Ama bildiğimiz çok geriye gitmezsek 3 dede öncemiz bizim yoklukla mücadele eden cesur, onurlu, onuru için, toprağı için, milleti için savaşan bu yüce gönüllü insanlardı. Onlar öyle olmasaydı malumunuz bugün zaten biz Türk olmayabilirdik. Ya da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hani bir cumhuriyet içerisinde yaşamayabilirdik. Yemeyebilirdik. O zaman şimdi atalardan biz gerçekten yükü, belayı mı getiririz? Yoksa atanın cesaretini mi getiririz? Atanın onurunu mu? Atanın kararlılığını mı getiririz? Siz hangisini getirmek istersiniz? Hakan Bey, atalardan bugüne getirdiğimiz konu efendim. Onu getirmek istiyoruz. Değil mi? Olumları getirmek isteriz. Çok doğru. Şimdi oradaki derin mevzunun özeti şudur. Siz burada neyi yayarsanız, hangi titreşimi yayarsanız, sizin genetik hatıranızda, genetik haritanız içinde olan o molekülü aktif edersiniz. Yani atan tecavüze uğradı diye sen buraya tecavüze uğramıyorsun. Fakat atan tecavüze uğradı diye onun yaşamış olduğu sıkıntı, eğer sen de bugün burada bir tacize maruz kalırsan, o sıkıntıyı aktif edip burada büyütüyor, büyütüyor ve büyütüyorsun. Yani biz geçmişi buraya getirmiyoruz. Buradan geçmişi çağırıyoruz. Şimdiden geçmişi çağırıyoruz. Geçmişten arkamızda hayaletler taşımıyoruz. Bu bilgi müthiş önemli bir bilgi. Çünkü gerçekten gerek sorumluluktan kaçmak için olsun, gerekse biraz da masalları, mitleri sevdiğimiz için olsun, atalar söylencesi insan üstünde büyük bir yük yaratıyor. O noktada travmaları biz aslında kendimiz zihnimizle tekrar çağırıyoruz geçmişten bugüne, öyle mi? Evet. Ben söylemlerimde şu metaforu çok kullanırım. Derim ki, travma dediğiniz şey şu üzerinizdeki elbisedir. Bu elbiseyi çıkartıp çıkartmamak sizin tercihiniz. Elbiseyi geçmişte giymiştiniz. O travmayı bugün travmatize olan hemen hemen hiç kimseyle konuşmuyoruz. Biz genellikle bugün konuştuğumuz kişilerde geçmişteki travmalarını dinliyoruz. Ama o geçti. Kişi farkında mı? Hayır. Kişi aslında geçmişte yaşıyor. Dememiş değil mi o? Geçememiş kalmış. Peki o noktada şu çok önemli. Yani aslında hastalıkların nedenleri travmalar mı? Yani başlangıç noktası diyebilir miyiz aslında travma hastalıkların? O yaşadığınız o korkuyla beraber bir savunma mekanizmasıyla beraber vücutta beyin bambaşka komutlar vermeye başlıyor ve sonrasında o yaşadığınız dehşet bir travma olarak sizde kalıyor. Çok güzel ifade ettiniz. Gerek travma olsun, gerek atalardan gelen genetik yatkınlık olsun, hastalık sebepleri olabilir. Ancak hastalıkla ilgili temelde benim edindiğim tecrübeye göre, benim idrakımın anladığına göre esas olan şey kişinin o anki yaşantısı, o yaşantı içinde yaymış olduğu titreşimdir. Bakınız, bugün ölçümlenen gerçeklere göre insan 20 ile 1000 arasında bir titreşim yayma
kapasitesine sahiptir. Bu yaydığı titreşimler hissettiği duygularla alakalı. 20 diyorum, 20'nin altı olursa zaten ölüme doğru gidiyor ve sıfır noktasında ölmüş oluyor. Fakat 20'den 200'e kadarki barem özellikle negatifi temsil ediyor. Yani kişinin utanç içinde, korku içinde, kızgınlık, kıskançlık, öfke içinde olması negatif titreşime sebep oluyor. Bunlar da vücuttaki organların titreşimini bozarak hastalığa sebep oluyor. Ondan sonra diyoruz ki atamda vardı şeker hastalığı, bende de oldu şeker hastalığı. Çünkü genetik yatkınlık. Hayır, genetik yatkınlık değil. Atam da öfkeliydi, sen de öfkelisin. Sendeki öfke oluştuğu anda düşen o titreşimle atanın sende zaten var olan genini açtın. O yüzden artık ikinizde de aynı hastalık var diyebiliriz. Öfkelenme yani. Eğer mümkünse. Aslında öfke normal Hakan Bey. Bütün negatif duygular normal, korkmak. Tabii insanız herhalde. Fakat onlara saplanıp kalıyoruz. Onları benliğimizin bir bütünü haline getiriyoruz. Sorun burada. Onlardan arınmamız gerekiyor. Zihnimizden arındıramıyoruz bu düşünceleri. Ama siz o noktada çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Hastalıkla bağ kesmek gibi bir ritüelden ya da bir olgudan bahsediyorsunuz. Bu nedir? Aslında ben Einstein'a aynı şeyi söylüyorum. Einstein diyor ki kuantum dolanıklığı vardır diyor. Eğer diyor bir şey diyor aynı kaynaktan çıkarsa ne kadar birbirinden uzaklaşırsa uzaklaşsın aralarında bağlar olur diyor. Benim de buradan anlamış olduğum şey insanın önce yaymış olduğu o negatif titreşimle yapıştığı kendisine bağlanan hastalıkla bir zaman sonra hastalık geçse dahi arasında bağların kaldı. Yani iyileşme tam anlamıyla gerçekleşmemiş oluyor bu şartlar altında. Örnek veriyorum, siz grip oluyorsunuz. Grip olmanıza sebep olan şey nedir? Bağışıklık sisteminizin düşmüş olmasıdır. Peki grip sizden gittiğinde sizin bağışıklığınız gerçekten dört dörtlük güçlenmiş oluyor mu? Eğer oluyorsa sonra neden bir daha grip oluyorsunuz? Neden defaten aynı hastalığa giriyorsunuz? Ya da bu kadar benzer bir hastalık olmasın, büyük bir hastalık geçiriyorsunuz, o gidiyor. Evet, tedavisi yapılıyor ama sonra başka bir hastalık geliyor. Neden bu beden kendini onaramıyor? Neden biz de o bir takım mitlerde anlatılan uzun ve sağlıklı yaşama kavuşamıyoruz? Çünkü aslında hastalığa sebep olan duyguyu hep içimize tutuyoruz. Onunla hiçbir zaman bağlarımızı kesmiyoruz bu yüzden. Bunu sağaltmak gerekiyor, yok etmek gerekiyor değil mi? İyileşmek için. Tabii, o yüzden hastalıkla yüzleşmek gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı bağları kesiyoruz. Tabii tabii. Yani hastalığı karşınıza alacaksınız, konuşacaksınız. Diyeceksiniz ki ey hastalık sen bana niye geldin? Aramızda nasıl bir benzerlik var? Ve sonra bağlar kesilecek. Peki şöyle bir şey söylesek. Bilinçli yaşayan bir insan hastalığının rezonansını görebilir mi? Evet, bu çok güzel bir soru. Gerçekten çok tebrik ederim. Bakınız, şimdi biz bilinçte yaşadığımızı varsayıyoruz ama %12'de dedik. Bilinçaltımızda mı yaşıyoruz ya da bilinçaltı bizi etkiliyor desek %88. Hastalığa sebep olan hallerimiz de çoğu zaman bilinçten bir an önce aşağı kaymış olan o %88 içindeki yer. O yüzden bilinçli zihinle bir planla, bir eylemle hareket edersek, bilinçaltına ulaşırsak, hani şu çok merak edilen mesela o Agartha metaforu var ya, birazdan daha da onu detaylandıracağım. Evet, aşağıdaki evet. Yollara, o bilinmeyen, o hazine avcılarının merak ettiği yollara doğru inersek biz aslında bilinçaltımıza ulaşabiliriz. Bilinçaltımıza ulaştığımız yerde çok şey yaparız. İşte o yapacağımız yerden bir tanesi de hastalık dediğimiz olguyla tanışmak. Siz biraz önce travma hastalığı demiştiniz. Doğrudur. Travmanızla yüzleşebilir. Travmanıza da ayrılabilirsiniz. Hastalıkla, travmayla, gerekiyorsa atalarla bağ kesmek bilinçaltında mümkün olabilir. Şimdi sen Nevada'da yaşıyorsun. 51. bölgede yaklaşık 70 kilometre uzaklıktasın. Aslında bakıma Agartha'nın üstünde oturuyorsun diyebiliriz. Çünkü hani rivayete göre Agartha girişlerinden bir 51. bölgenin altındaymış ya. Biraz sen misin istersen? Şimdi çok enteresan tabii. Bilinçten ve bilinçaltından bahsedince psikoloji camiasında en çok bilinen bilgilerden bir tanesi Freud'un oluşturmuş olduğu bilinç, bilinç dışına dair o metaforik iceberg, yani buzdağ metaforudur. Buzdağ metaforunda bir yukarıda dağ vardır. Fakat daha sonra bu buzdan bir dağdır. Kesilir ve altında çok büyük. Biraz önce %12, %88 oranlaması yaptığımız gibi aşağıda büyük bir buzdağ vardır. Burası da bilinçaltıdır ve bilincin dışıdır. Agartha ile ilgili tabii bildiğiniz gibi çok fazla spekülasyon var. Agartha hiçbir zaman ispat edememiş olmasına rağmen gördüğünü gittiğini iddia eden kişiler var.
Sizin çeşitli programlarınızda da Amiral Bright'tan bahsedilir. Ancak ben size şimdi başkasından bahsetmek istiyorum. Bir de Norveçli balıkçılar var. Bunlardan bir tanesi bir baba, oğlu da Olef. Oğluyla baba bir gün Agartha'ya giderler, gittiklerini iddia ederler. Bütün anlattıklarım şu an oğlunun hikayesidir ve Emerson tarafından yazılmıştır. Neler İkisi birlikte Agartha'ya giderler, Agartha'da kabul edilirler, içeri girerler ve 2 sene boyunca orada yaşarlar. 2 sene boyunca Agartha'da yaşarken Agartha halkının Smoky God denen, dumanlı tanrı denen bir dumanlı yapıyla konuştuklarını, onu tanrı adettiklerine dair bir söylem, bir fikre kavuşurlar. Oradan çıktıktan sonra dünyaya dönerlerken, bildiğimiz zamanı ve mekana dönerlerken, işte o esnada buzullarda bir çatlama olur, baba ölür yolculuk esnasında, oğul ülkesine kavuşur, Norveç'e. Fakat akabinde bu olayları anlattığı zaman kendisi akıl hastanesine kapatılır. Uzun zaman akıl hastanesine kalır. Çıkar. Çıktıktan sonra bakar ki bu bilgilerle orada varlığını sürdüremeyecek. Tabii epeyce de yaş almıştır. Amerika'ya göçer. Amerika'da 90'lı yaşlarında Emerson'la arkadaş olur. Ve başından geçenleri Emerson'a anlatır. Tesadüfe bakın ki Emerson da bir yazardır. Dolayısıyla Smoky God'ın yazarı da Emerson. Şimdi The Smoky God kitabının kapağı 1908 yılında bu kitap ilk defa yayınlandı. O günden bugüne kadar da çeşitli kapaklar değişti. 2020 basımının kapağındaki iceberg, buzdağıyla Freud'un bize yıllar önce vermiş olduğu iceberg, buzdağının görüntüsü birbirinin tıpkısının aynısıdır. Enteresan. Agartha'yı anlatan kitabın kapağıyla Freud'un bilinç ve bilinç dışını anlattığı kitabın kapağı birbirinin aynısı. Dolayısıyla bir yandan Hitler gerçeğini de işin içine katsak, beraber düşünsek. Buyurun katalım. Ben çok merak ediyorum. Şimdi Freud'un oluşturmuş olduğu buzdağı metaforu aslında tarihe baktığımızda yine çok esrarı çözülememiş olan başka bir bilim adamına ait. Fencher 1887'de öldü ve Weber'le beraber çalışıyordu. Şimdi Weber, Fencher, Hitler, Freud. Çok kısa bir zaman diliminde denk gelmiş olabiliyorlar. Fencher aslında bilinç dışının metaforik olan buzdağı görselini yaptı. Buna dair çok fazla söylence var. Bununla beraber buzdağı metaforunu aktif eden kişi Freud. Freud'la Hitler'in ortadan yok olduğu tarih arasında 6 sene fark var. Yani Freud ölüyor, 6 sene sonra Hitler ortadan kayboluyor. Biliyorsunuz öldü deniliyor, Agartha'ya karşı deniliyor. Hala kanıtlanamadığı için ben de kayboldu diyorum. Dolayısıyla acaba Hitler bize bir şekilde Agartha'nın haritasını Freud kanalıyla vermiş olabilir mi? Hitler'le Freud arasında herhangi bir yakınlık göremedim. Buna rağmen Freud çok uzun zaman Nazi Almanya'sında zorlu şartlarda yaşamaya devam etti. İngiltere'ye pek çok davet almış olmasına rağmen kızı alıkonana kadar İngiltere'ye iltica etmedi. Dolayısıyla acaba bilmediğimiz başka türlü bir bağlantı var mıdır? Ben de sizin aracılığınızla bunu burada dillendirmek, zihinlere bir soru ekmek istiyorum. Henüz araştırmalarımı, deli sorular bu yönde devam ettiriyorum. Ben bulamadım. Ama birlikte düşünelim. Bir Agartha miti var, bir de bilinç miti var. Aslında bilinç de bir mit. Çünkü o da ispatlanamadı. Ama bir hepimiz varsayıyoruz. Kim diyebilir ki 100 yıl sonra da Agartha'yı hepimiz varsaymayacağız? Buyurun. Dünyanın bilinci Agartha. Bence dünyanın bilinçaltı Agartha olabilir Hakan Bey. Yani. Çünkü Agartha dünyanın altındaki yüzey. Bir de bir benzerlik daha var. Ondan da bahsetmek isterim. Agartha mitinden bahsedilirken sıklıkla denir ki, yine Amiral Bright söylencesinde de çok geçer. Denir ki orada elektromanyetik alan çok güçlüdür ve elektromanyetik alanın gücüyle uçan daireler havada durur. Böyle bir elektromanyetik alandan bahsedilir. Biraz önce bahsettiğimiz insan bedeninden yayılan titreşim de elektromanyetik bir alan yayabilir. İnsanın gücüyle Agartha'nın gücü aynı ise, aynı titreşimde buluşuyorsa, acaba biz hiç farkında olmaksızın Agartalılarla daha fazla etkileşimde yaşıyor olabilir miyiz acaba? Acaba onlar bizim bilinçaltımızı biz fark etmeden etkiliyor, belki de yönetiyor olabilirler mi? Bilmiyorum. Rüyalara dikkat et bence, çünkü sen zaten Agartha'nın üstünde oturuyorsun.
Rüyalarım. Efendim çok rüya görüyorum ama anlatmak istemiyorum. Doğal olarak şimdi rüyada tabii bize sırların verildiğini düşünürsek sırrı da çok ayan etmemek lazım. Ama evet, insan gerçekten o gördüğü haritalar olsun. Şimdi bütün bunları bilip düşünce Piri Reis'in ölçeklendirilmesi doğru olmuş şu an haritaları. O zamanki teknolojiyle nasıl yaptığına dair de insan çok düşünüyor. Nasıl bir astral seyahat yaşamış olabilir? Nasıl bedenden çıkmış olabilir? Hiç gitmediği yerlerde nasıl doğru ölçeklendirilmiş haritalara ulaşabilir? Orada gördüğü suyun altındaki bilgi ona nasıl aşikar oldu acaba? Orada denir ki, yine rivayet odur ki, Kadiri tarikatına mensup oldu ve aslında zikirleri sayesinde bu yolculuğu yapabildiğine dair de bir takım söylenceler vardır. Şimdi zikretmek, söz, kelime, biraz önce de titreşim dedik. Aslında ağzımızdan çıkan her kelimede bir titreşim olduğundan, doğal olarak Allah'ın esma-ül hüsnalarıyla zikrediliyor, onlar da titreşiyor olmak, çok doğal olarak sizin titreşiminizi bir başka boyuta açar. Agartha acaba bir başka boyut mudur? Biz iki boyut üst üste olabilir miyiz acaba burada? Hani yerler ve gökler, yedi katlar, yedi boyuttan bahsediliyor olabilir mi? Ve Agartha boyutuyla bu dünyadaki boyuttaki insanın üç boyutlu deniliyor bizim için. Bence çoktan dörde geçmiş olabiliriz. Hatta beş bile olabilme ihtimalimiz var ama şimdi diyelim ki Agartha aşağıda başka bir boyutta, biz de burada başka bir boyuttayız. Nasıl konuşacağız? Aynı dilde konuşmak için aynı titreşmek lazım. Hastalıklı olan titreşim gibi. İşte Piri Reis belki de o titreşimle beraber Agartha sırrına vakıf olmuş. Belki de o yüzden sınırın altındakini, yüzeyin altındakini birebir ölçekli doğru haritalandırmış olabilir mi diye merak ediyorum. Az önce titreşimden bahsettik, frekanslardan bahsettik. Hepimiz frekanslardan oluşmuş varlıklarız. Duygularımızın da şimdi var, bir frekansı var. Bu duyguların frekansları, az önce sen de söyledin, hasta edebiliyor insan. Çok mutlu da edebiliyor. Frekansları mesela örneklendirirsen, mesela işte atıyorum aşkın frekansı nedir? Hani onun dışında frekansı nedir? Çünkü hani bir frekans aralıklarında titreştiğimiz zaman ona göre yaşıyoruz. Ben onu şöyle tablolandırdım. Bu ölçümlenmiş bir tablodur. Sizinle de paylaşacağım görselini, rahat ederim yayında. Şimdi sıfır noktasından başlıyoruz. Sıfır ölüm dedik, onun için boş bıraktım ama. Üste doğru gittiğimizde 20'de utanç var. 20 Hz'de titreştiğinizde utançtasınız. Suçluluk hissettiğinizde 30 Hz'de titreşiyorsunuz. İlgisizlik, yani hiçbir şeye ilgi duymamak, umutsuz hissetmek, keder, korku, ihtiraslı arzu, o hastalıklı arzu şekli, öfke ve inatçı, kibirci gurur 200'e kadar titriyor. Şurası 200. Bakınız yine metafor olarak zaten şu tamam, bilinç çizgisi. Evet, orası 200 Hakan Bey. Orası 200. Ama bakınız biz aslında bir şeyleri anlamlandırabilmek için, soyutu somuta çevirebilmek için. Şimdi simyacılar da öyle demezler mi? Simyacılıkta iyileştirme söz konusudur. Simyacılar iyileştirirken derler ki maddeyi manaya çevirdiğimiz zaman kişi iyileşir derler. Karbonu kristale çevirirsek kişi iyileşir derler ki bazı Agartha söylencelerinde de siz kristale döndüğünüzde bizi göreceksiniz denir. Kristale dönmekten kastımız nedir? Karbon nedir? Kristal nedir? İnsan elbette sulu ve topraklı yapısıyla karboniktir. Ve yine bağırsaklarının, yani nefsinin üretimiyle karbondioksit üretir. Evet, insan karbon özlüdür. İnsanın tamamen kristal olması yaşamadığı manasına gelir. Ama buradaki bahseden kristalize olmak aslında çok yüksek titreşim demektir. Bakınız biraz önce aşkı sormuştunuz. Aşk buradadır. 500'e titreşir. Aşkın bir üstü neşedir, barıştır ve onun üstü artık 700 ile 1000 arasındaki aşkınlık derecesidir. Yani aslında perdenin ortadan kalktığı, yaradanla birebir olduğumuz yerdir. O zaman da insan öyle bir parlar, öyle bir parlar ki işte o titreşimler o kadar çok artar ki kristalize dediğimiz, bugün ışık insanı, ışık işçisi, ışık elçisi dediğimiz hale insan aşkınlıkla gelir. Kendinden çıktığında, bütüne vardığında. Biraz burada bilinçten bahsetmek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Lütfen, lütfen. Şimdi hastalık nedir? Hastalık aslında bir mikro bilinçtir. Düşük titreşimli mikrodaki bir bilinçtir. Nesneler de mikro bilinçtir. Maddeler,
ikinci el kıyafetler olsun, herhangi bir nesne, şu masa, her şey mikro bilinçtedir. Pan psijizme göre. Şimdi insan ise makro bilinçtir. Yani yüksekte titreşebilen, bilinciyle bilinçaltını etkileme gücüne sahip olan. Biraz önce dedik ya, uyanırsak, farkında olursak o %88'i etkileyebiliriz. Ama fark etmediğimiz için oradan yönetiliyoruz diye. Yani Agartha tarafından yönetiliyoruz bir bakıma diyebiliriz bu tezde. Makrodan çıkan insan da aslında bir ve tek olandır. Yani yaradanla arasında artık perdesi kalmayandır. Aydınlanmış insan. Evet. Yani bugün yeryüzü, gökyüzü, yerin altı metaforları Hakan Bey aslında benzer şeylerden bahseder. Titreşimini yükselt ve yukarı çık. Titreşimini yükselt, yukarı çık. Parla, aydınlan, kristalize ol. Agartalar da bunu söylüyor. Parı pük olursan, parlarsan, pak olursan seninle konuşuruz diyor. Buyurunuz. Bu noktada sağlığımız da bu titreşim ve duygulara bağlı anladığım kadarıyla. Bunların yaydığı elektromanyetik duygulara göre sağlığımız şekil alıyor. Çok doğru söylediniz. Mevlana da söylüyor. Gül sen gülistansın, diken sen dikenliksin diyor. Biz mesela hastalığı gelin maddeye dökelim. Mesela böbrek taşı çok severim. Çok iyi bir örnektir. Böbrek taşına bayılırım gerçekten. Çünkü öfkenin, hırsın, intikamın böyle taşlaşmış halidir böbrek taşı. Ama çok az hastalık böyle ele gelir, taş olur. Mesela migren çok yaygındır. Tutabiliyorsam tespit edilir, var denir ama elle tutulur mu migren? Tutulmaz. İşte aslında hastalıklar zannettiğimiz kadar elle tutulamıyor. Fakat biz bilinçaltına indiğimizde, o görünmeyen yere indiğimizde hastalığı da madde gibi aynı noktada karşımıza alabilir. Onunla aramızda görünmeyen o dolanık bağları kesebiliriz. Hastalıkla bağ kesmek de budur. Bence muazzam bir uygulama. Ben şimdiye kadar binlerce danışanla çalıştım Hakan Bey. Hemen hemen her seferinde hastalıkla bağ kesme yaparım. Hastalıkla bağ kesmeden hastalıktan tamamen ayrılacağına çok ikna olamıyorum. Yenisinin geldiğini zannediyorum gördüğüm kadarıyla. Hastalık dışına çıkacak olursak hedeflerimizi ve hayallerimizi yine bu şekilde yönlendirebilir miyiz? Çok güzel, çok çok güzel. Şimdi hedef ve hayaller için şöyle bir metafor size göstereyim. Şimdi yıldız. Bu birçok insan yıldız olmak ister, başarmak ister. Yani yıldıza birçok anlam verebiliriz. Fakat bu yıldız hep uzaktadır. Şimdi bakınız, ben Zeynep olarak insan formundayım. Ne yayıyorum? Şurada diyelim ki başarısızlığa dair, umutsuzluğa dair şöyle 50 civarında bir titreşim yayıyorum. Şu yıldızsa kendinden emin, 700 ile 1000 her civarında titreşiyor. İşte bunlar bizim hayallerimiz, bunlar bizim hedeflerimiz. Biz burada oturuyoruz, böyle ona bakıyoruz, diyoruz ki keşke o yıldız benim olsa. Ama aynı yerde titreşmediğimiz zaman o nasıl bizim olabilir? Biz nasıl o hedefe ulaşabiliriz? Hedefle aramızdaki gerçek engel bizim duygularımız. Dolayısıyla duygularımızın yaydığı titreşimlerdir diyebiliriz. O zaman zihnimizde tuttuklarımıza dikkat edelim değil mi? Duyguya dönüşmeden önce bir tartalım yani. Çok doğru, evet. O yüzden bilinçli olmamız gerekiyor. Hocam, çok güzel detaylı konulardan bahsettik. Agartha metaforu zaten inanılmazdı. Çok teşekkür ederim. Bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Hakikaten Agartha metaforu ancak sizin programınızda açıklanabilecek bir metafordu. Ben de bunu bu boyut aleminde ilk defa sizinle paylaşıyorum. Kıymetli arkadaşlarımı da bu konularda daha çok araştırmaya çok ilginç ama. Yönlendirmek istiyorum. Agartha'yı temsil ediyor dediniz ya, ben orada kaldım zaten. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Minnettarız. Dostlar, sizler de bize zaman ayırın. Size kıymet verdiniz. Bizi sizler de hoşça kalın. Sağ olun, var olun.